Herkese merhaba arkadaşlar. Hülpiş Kamu hoş geldiniz. Lan kuşlar nerede? Şaka yapıyorum. Arkadaşlar kuşlar gitti. Dün yangından mal kaçırır gibi götürdüm dörtlü kafesi. Gençler çok zordu. Size yemin ederim ki aşırı zordu. Abi diyeceksiniz neden zordu kuşları taşımak? Gençler ben size dün videoyu çekmeden önce bir takım daha aldım. Tamam mı? 3 tane yavrulu. Lan aldım. Bunların işte boşalan yerine koydum. Abo arkadaşlar akşam onu kaldırdığım zaman yavrular bir ötüyordu. Yavruların günü büyük biliyor musunuz? Hani yuvadan atlamaya hazır yavrulardı. Şöyle yapayım da kuşlar çıksın. Arkadaşlar feci şekilde bağırıyorlardı tamam mı? Ben de arkadaşlarım yüklendim kafesi. İşte iki sefer falan yaptık. Lan baya zor bir şekilde götürdük ya. Hani mahalle var ya bir görse der ki hani bunlar ne yapıyor bu kadar kuş bu kadar ses. Gerçekten feci bir ses çıktı. Gidene kadar yani tüm kuşlar korktu, bağırdılar, çağırdılar. Çok zordu, gerçekten zordu yani. Neyse arkadaşlar götürdük yerlerine koyduk. Ulan bir baktım papağanı da götürmüşüz. Allah Allah, papağanı da götürmüşüz. Sonra dedim Yasin bana bir tane şey ver. Tekli kafes ver, papağanı oraya koyayım geri götüreyim. Arkadaşlar papağan orada bir bağırıyor. Carlos var ya inletti inletti. Bir de şöyle bir şey var gençler. Şimdi balkon kapalı olduğu için Carlos'un sesi 2-3 kat daha geliyor. Öyle olunca Carlos'u hemen işte buna koydum geri getirdim. Görmüş olduğunuz gibi kuşmuş kalmadı. Artı olarak şimdi burayı ben bir temizlemem de gerekecek. Şimdi peki gençler ne oldu? Şu an arkadaşlar 6 takım kuşum var. Bunun 3 tanesinde 3 dişinin altında 3'er tane yavru var. Yani şu anda 9 tane yavrumuz var. 4 tane kendime ayırdığım yavrum var zaten biliyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar burada 2 tane takımımız var. 4 tane takım yani diğer tarafta. Yok. 3 tane takım diğer tarafta. Çünkü bizde maviş var içeride. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Bunlar da gidecek tamam mı? Ben bunu buraya alacağım. Çifthaneye alacağım. Bunları arkadaşlar diğer tarafa götüreceğim. Diyeceksiniz ki abi sağırlar mı? Dün dörtlü kafes aldım bir tane daha. Ulan dörtlü kafesi getirmesi de çok zordu ya. Arkadaşlar gittik ikinci el Yasin'le iki tane dörtlü kafes aldık tamam mı? Ondan sonra anam yolda getirirken bir zorlandık, bir zorlandık. Dolmuş yerine kadar taşıdık, dolmuş yerine geldik arkadaşlar. Bu sefer de siz söyleyin, dolmuşa yüklemesi, insanlara çarptırmaması. Ya var ya dün gerçekten çok zordu. Size video çekecektim gençler. Vallahi kusura bakmayın çekmem mümkün olmadı. Hele ki akşam hiç mümkün olmadı. Apartmana bir çıkarttım kuşları. Ya apartmana salladılar ya dedim inşallah dedim bir komşu çıkmadan hani ben kuşları götürürüm. Milletin ağzına sakız olmayalım dedim. Vallahi arkadaşlar durum böyle. Kuşları götürdük. Bugün arkadaşlar gideceğimiz balkona yani ben zaten kuşları balkona oraya dizdim de. Bir de 4 katlı kafes aldım onu da temizleyeceğiz daha. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz malzeme var ya büyük ihtimalle bundan arabayla gidip alacağız. Bundan alıp balkonun her tarafına döşeyeceğiz ki sesi kessin. Yoksa gittiğimiz apartmanda bize sıkıntı çıkartır kuşlar. Çünkü iki tane kuş koyduk. Acayip yankı yapıyor. Dehşet ses çıkartıyor. Neyse abi öyle olunca bugün akşam zaten kesinlikle oraya bir gideceğim. O zaman orada size ben bir video çekeceğim inşallah. Bu dün akşam nasip olmadı ama kusura bakmayın. Bu sefer orada halledeceğiz bu işi. Yani bir video çekeceğim size göstereceğim. Güzel oluyor orası. Ama inşallah benim hastalığımı daha da arttırmaz. Vallahi gelir gelmez dün birazcık gözlerim kızardı hemen. Sıkıntı çıktı. Kapalı ortam olduğu için çok fazla kuşla durulmak kötü oluyor. Şu anda gençler kaç tane kuşum var peki? Ondan da bahsedeyim size. Arkadaşlar şu anda 6 takım tamam mı? Yani 12 tane yapıyor. 9 tane yavru ne yapar? 21. 4 tane öyle desek 24. Yok 25 tane mi? Evet arkadaşlar şu anda 25 tane kuşumuz var. 25 tane muhabbet kuşum var. Yavruları satıp yeniden takım almaya devam edeceğim. Yavru hiçbir zaman elimde tutmayacağım hani. Gelen doğan yavruyu satacağım ki takım alayım hani. Yavrudan ziyade takım olsun elimizde. Öyle bir düşüncem var şu anda. Dediğim gibi arkadaşlar bu iki takımımız da gidecek. Buraya papağanımız Carlos'u koyacağım. Bu kafesi götüreceğim geri gelsine. Dediğim gibi gençler ben size bugün bir oranda videosunu çekeceğim arkadaşlar. Artı olarak da şöyle bir şey var.
Evime yine tahım getireceğim arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. Eve oturmuş sağlam, hani bildiğim %100 garanti verdiğim kuşlar gelecek. Arkadaşlar aldığım çiftlerden şöyle bir şey var. Aynı benim paşayla hayalet gibiler. Adam öyle garanti veriyor. Benim de onları satarken öyle garanti vermiştim ben, yani kesin garanti gittiği her yerde yavru yapar diye. Arkadaşlar ben kuşların yuvasını değiştirdim Yasin'in evinde. Yerlerini kaç defa değiştirdim. Kuşlar gram yavruya bakmaktan hani reddetmediler. Belki o takımların ikisini kendime geri getirebilirim. Öyle de bir durum söz konusu. Çünkü sağlam takım hani. Benim burada fazla kuş olmadan da onlar yumurtlar. Yavru yaparlar. Bu yüzden arkadaşlar onları getiririm geri diye düşünüyorum. Çünkü ben burayı şimdi bunları da götürdükten sonra bomboş bırakmayacağım. Carlos kalacak ama arkadaşlar evime de ben 4 takım yapmayı düşünüyorum. Çok sağlam 4 takım yapacağım. Yasin'in evine de arkadaşlar 8 takım yapmayı düşünüyorum. 8 takım da gerçekten çok dünyanın maliyeti olacak ama bakalım, inşallah altından kalkarız. Bugün arkadaşlar zaten size şeyi de göstereceğim. Bizim Maviş'in yavrularını falan da göstereceğim. Onlar da büyümüştür herhalde. Gerçi ben daha onlara bakmadım. Bugün de sizinle birlikte bakacağım. Abi şunun yuvasını bir merak ediyorum ya. Bunlar giriyor çıkıyor. Bunlar ne iş ya? Bunlar acaba bir şey yapıyor mu ya? Yapmıyorlarsa gittikleri yerlerde inşallah yaparlar. Şöyle bakıyorum abi. Yok mu başka? Aa, talaşı sökmüşler. İçine şey koymamış, tüyünü dökmemiş ama talaşı sökmüş arkadaşlar. İyi, bu en azından bir başlangıçtır. Şu yuvaya bakayım bir de. Size bir şey söyleyeyim mi ben? Şöyle bir dışkıya bakıyorum. Bugün bir nevi arkadaşlar gerçekten biraz daha büyük dışkılar var. Ama istediğim kadar sıvı, cıvık cıvık bir şey yok. Onlar olursa en azından daha iyi olur, biliyor musunuz? Yani o olursa o zaman diyebiliyorsun ki kesinlikle ha, tamam. Hani bunlar o yolun yolcusu diyebiliyorum. Bir de şuna bakayım abi. Arkadaşlar buna deli gibi tüy dökmüşler. Bunlar yapacaktı işte. Ne zaman? Onu bilmiyorum. Ama bunlar da gidecek. Yani hepsi gidecek. Sadece şu anda Maviş ve Carlos kalacak. Limon da gitti arkadaşlar. Limon da orada salma yapacağım. Büyük bir salmamız var. Akşam size gösteririm zaten. Şimdi gidelim gençler. En iyisi şehirlere bakalım. Bir bakalım Maviş ile yavruları ne yapıyor. Ondan sonra arkadaşlar videomuzu kapatacağız. İnşallah ben size akşamda diğer tarafın videosunu çekeceğim. Evet gençler, benim gözümün nuru, mükemmel dişimin yanına geldik. Arkadaşlar bugün dediğim gibi yemimiz falan da zaten azdı, bitti. Yani bitti, gerçekten bitti sayılır. Biraz kirli bir yemim var. Onu da pek vermek istemiyorum ama yine de vereceğim. Ondan sonra bugün bir yem de alacağım arkadaşlar. Da bugün yarım çuval ya da bir çuval yem alacağım ya. Şöyle bir Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Bir yuvayı bir açayım, size göstereyim. Ben de bakayım. Aha, mavilikler gelmiş. Bak bak, Bismillahirrahmanirrahim. Hemen bir görme kızım la. Dün arkadaşlar Maviş'i de temizledim var ya. Maviş'in ağzında yem kabuğu kurumuş. Aha bak, mavi olmuş. Bir saniye. Tam anne gibi oluyor. Dur la, ben şimdi seni temizleyeceğim kuzucuğum. Tamam mı? Sen hiç sıkıntı etme. Senin ayakların perişan olmuş. Arkadaşlar eğer ki temizlemezsek sıkıntı, tırnakları kötü olur, biliyor musunuz? Bir de arkadaşlar tam anne gibi çıkacağını belirledi kuşumuz. Çünkü anneyi göstereyim size. Kanadı hem mavi hem beyaz. Oğlum bunun gagasında bile mama yapışıyor lan. Ben dün bunun gagasını da temizledim arkadaşlar. Yavrularımız ne durumda abi? Şöyle bir yavrularımıza da bakabilir miyiz ki? Bir saniye gençler. Arkadaşlar şöyle bir tekrardan videoyu başlatayım. Bunun dediğim gibi renkleri aynı anne. Yani klasik bir mavi gelmeyecek. Ona çok sevindim. Arkadaşlar bu renkten daha ilk defa geliyor şu anda bana. Bakın gri mi nedir bu, tam çözemedim. Ama baba gibi değil. Çünkü baba olsaydı gençler o zaman şöyle olurdu. Nasıl söyleyeyim size? Yeşil gelirdi hani. Yeşil beyaz gelirdi ama. Oha, sen çarpık bacak mısın? Bir dakika. Evet arkadaşlar, bir anlık bir panikten sonra hemen geldim, kuşların ayaklarını yıkadım. Yani ayaklarını yıkadım derken yıkamadım asla. Şöyle söyleyeyim, ayaklarına zarar vermeden arkadaşlar kuşları ayağındaki pisliğe bastırarak,
Yani tırnağınızla o şekilde arkadaşlar temizleyebiliyorsunuz. O şekilde bir taktik yaptık. Ayağı da takılmış. Arkadaşlar Allah'ın izniyle sıkıntısı yok inşallah. Ben bir biraz izledim de şu anda bir ufak olduklarının da hani bir şey var. Bir de ayağı da şuralara takılıyor. Biraz yürüdüler arkadaşlar. Ben bir şöyle bir olaya bir baktım. Allah'ın izniyle bir şey yok. Şöyle bir ayırayım bakayım bir. Yok yok. Eğer çarpık olsa böyle durmazdı. Sadece ayaklarını daha tam kullanamıyorlar. Bir de takılıyor biliyor musun? Alttaki şey de takılıyor mesela. Ayaklar ayrık olurdu. Allah'a çok şükür sıkıntı yok ya eminim. Ayaklarını da getirdim arkadaşlar. Temizledim iyicene. Kuru kuru yaptım ki hani hasta olmuş. Lan üstünde niye geçiyorsun onun pislik herif? Aha bak ezdin. Adi mikrop ezdin. Ama ben rengini merak ediyorum açıkçası ya. Değişik bir renk geliyor. Bakalım benim görmediğim bir renk olacak mı acaba? Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Baksana green üzerine beyaz geliyor. Bak bu koyu. Bu yani bu büyük ihtimalle şey gibi. Abisi gibi yani. Şunu gibi gelebilir. Hani şu mavi gibi gelebilir ama bunu da bilemiyorum ki. Neyse canım bakarız yani bir birazcık zaman geçsin ama bu birazcık değişik geliyor ve Allah'a çok şükür ki bu da çarpık bacak falan değil yani. Baktım temizledim o kadar şey yaptım. Hadi götürelim şimdi kuşlarımızı. Yavrularımızı götürüyoruz. Burada daha tatlı görünüyorlar biliyor musunuz? Burada daha gerçek görünüyorlar renkleri. Banyoda kırmızı ışık yani sarı ışık olduğu için pek şey olmuyor ama. Aa bak bu arada. Oğlum bu ne lan? Herkes takılıyor bir yere. Tırnağınız mı uzadı lan sizin tırrekle? Artık ben bunları bir yerlerine koyayım. Oğlum bir ayrılın lan. Kimi tuttuğumu şu an bilmiyorum. Maşallah inşallah güzel bir renk senden alırız. Ama dediğim gibi birazcık dikkat etmek lazım yani kuşlara. Bu arada en ufağı doyurmuş annemiz. Gel lan gel lan. Heh, git bakalım sen yuvaya. Hoppala devrildi. Seni doyurmuş mu? Ya, sende de biraz doyurmuş da. Bir tek sizin ortancınızı doyurmamış daha anneniz. Anneye bakar mısın bir ya? Anne efsane. Evet arkadaşlar şimdi yuvayı kapatalım. Ben bir yuvayı bir yerleştireyim. Annesinin bir ağzına bakar mısınız ya? Mama kurumuş artık gagasında. Ben dün onu da temizledim de. Arkadaşlar gideyim ben bunlara bir yem getireyim. Bugün bir mama vermeyeyim de. Şunu bir yuvayı bir takayım. Arkadaşlar yemimi getirdim. Bugün sadece bunlara bir yem vereyim de. Dışkıları bir düzelsin. Bayağı ben mamayı çok vermişim. Dışkılar o yüzden birazcık bozulmuş. Bu 1-2 gün boyunca ben bir yem vereyim. Şunu bir koyayım hemen geliyorum. Evet gencolar yemimizi de koyduk şurada hemen. Bu 1-2 gün ben sadece bunlara bir yem vereyim. Ayaklarına dikkat edeceğim. Ortancıda bir sıkıntı çıkabilir mi diye Allah'ın izniyle bir şey çıkmaz. Ama yine de temkinli olmakta fayda var. Şu ortancamız mı? En köşede duran. Herhalde değil. Çünkü onun kanadında siyahlık var. Valla arkadaşlar bilmiyorum inşallah değişik bir renk gelir. Ama ben bu renkler geleceğini tahmin etmiyorum açıkçası. Hani bir mavi gelir diyordum ama ben genel itibariyle yeşil bekliyordum. Hani yeşil mavi kuşlar ne çıkar? Yeşil çıkar yani. Ama Allah'a çok şükür yine de bir tık daha iyi bir kuş çıkıyor gibi. Valla ortancıyı merak ediyorum. Zamanla göreceğiz. Onu da birkaç güne numarası belli olur. En azından ama en büyük olanımız arkadaşlar klasik bir mavi değil. Aynı bizim mavişimiz gibi geliyor. Aynı mavişin renginde geliyor inşallah. Güzel renkler geliyor arkadaşlar. Bakalım. Ben size inşallah akşam diğer tarafında videosunu çekeceğim. Bebişlerimiz orada duruyorlar. Bunun gibi arkadaşlar iki takımım daha var. Üçer tane yavruya bakıyorlar. Yani şu anda 3-3-3 9 tane yavrumuz var. Şöyle kapatayım artık annemiz yavrularıyla ilgilensin. Annemizi görüyorsunuz ağzı burnu mahvolmuş mama yemekten. Kuşlara da mama kusmaktan. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İnşallah ben size akşam bir video daha çekeceğim. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.